Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Transfer ne olacak? Trans... Öznesi Galatasaray'da da yok. E, ama bir liste tamam. var. Anlaşılan iki isim var. Alpaslan ve Aytaç'ın açıklanmasını bekliyoruz. Yakın Alparslan zamanda. Alpaslan ve Aytaç'ı bu yönetim mi açıklayacak? Yani şu anda e, hali hazırda 19'una kadar. Evet. Yani hatta Cuma olabilir. Evet çarşamba. Yani birkaç gün içinde olabilir. Ona Alparslan Öztürk ve Aytaç Kara yakın zamanda bekleniyor. Göztepe'den ayrılan, Alparslan Paşa'dan ayrılan e, Aytaç. Yani sol bek Galatasaray'da Moreno ismi gündemde ama Alex Moreno e, ve Betis. Yani Galatasaray yine sol bekte Karol'dan biri başlayan, Nagatomo'nun ilk dönemiyle devam eden, ikinci dönemiyle pardon, devam eden e, bir sıkıntı yaşıyor. Alex sonra Galatasaray sol bekini tam bulamadım. Nagatomo'yu ayrı tutuyorum ilk dönemini. Sol bek konusu devam ediyor. Moreno dışında da adaylar var. Scout ekibinin çok geniş bir listesi var. E, Fatih Hoca'nın da transfer listesi ve çeşitli raporları hazır zaten. Devam edecekmiş gibi. Bunlar çünkü kurumsal hafıza önemlidir kulüplerde ve kimse şunu düşünmesin. Hani Fatih Hoca'nın sözleşmesi bitti. Hiçbir şekilde çalışmıyor. Fatih Hoca yani nasıl ifade edeyim? Bazen kişileri ifade ederken, bir yere koyarken doğru tanımlamamız lazım. Hoca Sadece Galatasaray teknik direktörüyken Galatasaray'ı yaşayan bir isim değil. Bazı isimler öyledir. Yani şimdi Bartu'yu Fenerbahçe'den ayırabilir miydik? Ya da Emre Belezoğlu'nu Fenerbahçe'den nasıl kopartabilirsin? Şimdi Emre Belezoğlu çalışmıyor Fenerbahçe'de ama iyi bir oyuncu gördüğünde diyelim Sakarya'dan bir telefon geliyor ve 17 yaşında bir genç var. Bunu tabii ki söyleyecek. Yani çalışmasına gerek yok. Çünkü bazı şeyler sözleşmeyle olmaz. Fatih Hoca o açıdan önemli. Devam eder etmez. O ayrı konu. Onun dışında Feguli'nin konusu önemli. Hızlı hızlı Olympiakos. Olympiakos'un ilgisi doğru ama Feguli'nin son senesi bu. Galatasaray'ın Feguli'yi bir kere zararına satması mümkün olabilir. Çünkü o dönemki bonservis bedeli, o dönemki şartlar daha farklıydı. Feguli'nin son senesi olduğu için olumsuz bakıldığını söyleyebilirim teknik heyet tarafından. Ama işler değişirse 19'undan sonra tabii yeni teknik adam başka olursa durum değişir. Fakat Feguli eğer ki tatmin olursa yıllık ücretinden Galatasaray'dan ciddi bir anlamda ee, çok iyi bir sözleşmesi var. 2017 şartlarında yapılmıştı. Çok şey değişti dünyada ama o sözleşme duruyor orada ve son senesi. Tatmin olmazsa gitmeyecek. Feguli'nin tatminine bağlı biraz iş. Galatasaray çok düşünmüyor Feguli'yi. Ee, yüklü miktarda servis ve yüklü miktarda yıllık ücretlerden çıkma amacında. Falka ve Babel'de de durum bu. Falka'nın bu şartlarda ben devam etme ihtimali de çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Bu son senesi mi? Ee, sanırım. Sanırım son, ee, son senesi. Hala Denize soralım ya. onu. Galatasaray'ı rahatlatacak durum yok. Orada da bir revize bekliyorum. Onye kuru konusu zor bugünün şartlarında. Çünkü 4 küsur milyon euroyu Galatasaray'ın verme ihtimali düşük. Halil? E, Halil konusu da zor. Çünkü Halil Akpınar. Dervişoğlu'nu ben zor. Gerçi Akpınar da zor. Çünkü e, Alpaslan gibi, Aytaç gibi değil. Halil Akpınar'ın durumu. Orada Göztepe'nin talepleri daha farklı. Aytaç ve Alpaslan biraz fırsat transferi gibi oldu. Halil öyle bir transfer e, alanına girmiyor. O açıdan zor diyorum. E, Dervişoğlu da zor şu an şartlarında. Ancak Avrupa Şampiyonası'ndan sonra durum netleşecektir. Hiçbir kulüp Halil Dervişoğlu gibi bir potansiyel oyuncu, yıldız adayını Avrupa Şampiyonası öncesinde netleştirmez. Oyuna iki gol atar, bakarsın gallere hat yapar, işin rengi değişir. İnşallah. İnşallah. O yüzden Galatasaray yeni bir yapılanmaya gidecek. Ciddi anlamda Fatih Hoca'nın söylediği öyle gerek yok. bir golle. Bizim bir, bir bir bir, bir hatriye öyle iki çıktı Hadi bakalım. Belli olmaz inşallah. Ee, bölümü, eğer, eğer öyle bir şey olursa keseriz. TRT spor ekranlarındaki Galatasaray gelişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler belli oldu. Andriy Ermenenko, Mert Çetin ve Diego Laksalt. Galatasaray'da gelecek son başarılı olabilecek rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşme sona eren Fatih Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular. Berkay Özcan, Süper Lig'de beklenen performans sergileyemeyen Başakşehir'de yaprak dökümü bekleniyor. Net bir orta saha transferi gerçekleştirmek isteyen Galatasaray'da gündeme Berkay Özcan geldi. Mert Çetin, Roma'da oynayan milli futbolcumuz Mert Çetin, Hellas Vorna'da kiralık dönemi doldurmasıyla birlikte takımına geri döndü. Mert kiralamak için sarı kırmızı ekip devreye girdi. Son kararı Jose verecek. Halil Akbunar İzmir temsilcisi Göztepe'nin başarılı futbolcusu Halil Akbunar için girişimlerini sürdüren Galatasaray'ın son teklifi ortaya çıktı. Galatasaray Halil için 15 milyon TL gözden çıkardı. Halil Akbunar'ın sözleşmesi 2022 yazında bitecek. Umut Meraş Solbek arayışlarını sürdüren Galatasaray, milli futbolcu Umut Meraş'ı gündemine aldı. Umut'un menajeriyle görüşmeler gerçekleştirildi. Galatasaray'ın bu transferdeki rakibi Trabzonspor. Diego Laksalt Bugüne kadar Epsi Olbeck için Patrick Van Aanholt, Alioski ve Alex Morona gibi isimler gündemine alan Galatasaray'da son olarak Laksalt gündeme geldi. Hızıyla dikkat çeken futbolcu için Fernando Muslera devreye girecek ve takımını anlatacak. Andriy Yarmalenko Galatasaray'da bu sezon beklenen performans sergileyemeyen Sofyan Fegu'nun takımdan ayrılması bekleniyor. O pozisyonda açılacak açığı kapatmak isteyen Galatasaray e gün zemine aldı. Peki bu saydığım isimlerin hangisinin Galatasaray'a gelmesini isterdiniz? Şener Özbayraklı resmen Başakşehir'de. Galatasaray' sözleşme sona eren Şener Özbayraklı'nın yeni adresi Başakşehir oldu. Sarı Kırmızılara veda eden 31 yaşındaki futbolcunun Başakşehir'e transfer olduğu açıklandı. Şener Özbayraklı da Galatasaray'a veda paylaşımı yaptı. Diğerli Galatasaray camiası 2019 yılından bu yana gururla formasını taşıdığım Galatasaray Spor Kulübü ile sözleşmemin sona ermesinin ardından yollarımız ayırmış bulmaktayız. Nasıl ki maceralar atılmak futbol duasında varsa ayrılıklar da işimizin bir parçası. Başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere teşekkürlerimi eder saygılarımı sunarım diye bir açıklama yaptı. Fernandinho'dan Fernando etkisi bekleniyor. Brezilya basını Manchester City ile kontrat yenilemeyen Fernandinho'nun Galatasaray ile görüştüğü iddia <laughs> etmişti. Yunus Belanda ve Jetson Fernandes'in ayrılığı sonrasında orta alanda doğan boşluğu Galatasaray'ın 36 yaşındaki futbolcuyla doldurmak istediği öne sürüldü. 2017'de yine siteden Fernando'yu kadrosuna katan Cimbom, Sambacı'nın büyük katkısıyla iki sezonda da Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmış, bir kez de Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı. Sarı kırmızı profesyoneller Fernando da Fernando etkisi yaratacağını düşünüyor. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. 36 yaşındaki Fernandinho geride bıraktığım sezonda City ile 36 maça çıkarken 1 gol 4 asetlik skor katkısı sağladı. Galatasaray yine Cagney'e sarıldı. Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarını start çıkan Galatasaray'da gözler Emma'ya Cagney'di. Sarı-kırmızı takımda Mustafa Muhammed olimpiyatlarda olacak ve Falcao'nun ise sağlıklı şekilde kadroda olup olmayacağı belirsiz. Halil içinde herhangi bir girişim olmadı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. elemesindeki Santrafor'un Jackney olması bekleniyor. Galatasaray Suat Serdar için devredi. Şu ana kadar transfer çalışmalarında yerli futbolculara ağırlık veren Galatasaray'dan önemli bir hamle geldi. Sarı Kırmızılar bir süredir gündeminde yer alan Suat Serdar için düğmeye bastı ve Alman kulübü bir ile görüşmelere başladı. Cimbom kömür düşen Şerke'den ayrılma kararının resmen açıklayan 24 yaşındaki gurbetçi futbolcunun menajerle temas sağladı. Suate Fransız ekibi Marsilya'da kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray yönetimi genç yıldızın bir yıl sözleşmesinin kalmasını fırsata çevirerek transferi en uygun maliyetle bitirmek istiyor. Suat Serdar dört kez Almanya milli takımının formasını da terletti.